Saygıdeğer izleyicilerimiz, Konya'da acayip bir olay yaşanıyor. Bugün hep Türkiye'den gidiyoruz ama olaylar enteresan. Olaylar, olaylar, olaylar. Şimdi motosikletiyle bir tane genç bir restoranın etrafında dolaşıyor. Biraz da motosikletiyle ses yapıyor. Gaz veriyor herhalde falan. Restoranın görevlileri çıkıp bu kişiyi uyarıyorlar. Diyorlar ki müşterilerimiz bizler rahatsız oluyoruz diyor. Basma diyorlar. Aralarında bir münakaşa çıkıyor. O ses çıkartan genci, motoruyla ses çıkartan genci orada dövüyorlar. Bu genç de gidiyor olayı babasına haber veriyor. Babası av tüfeğiyle beraber yanına da bir arkadaşını alarak bu restorana geliyor. Önüne kim çıktıysa tarıyor. Vuruyor. 5 kişiyi yaralıyor. 1 kişiyi de öldürüyor. Sonra bu kişi yakalanıyor. Ne yaptın diyorlar, sorgulanıyor. Ben diyor kavga etmeye gitmedim. Kimseyi öldürmeye de gitmedim. Eğer öldürmeye gitseydim katliam yapardım diyor. Daha ne yapacaksın kardeş sen? Daha ne yapacaksın? Daha ne yapacaksın? Tüfeği almışsın. Arabaya koymuşsun. Gitmişsin. Ben katliam yapmaya gitmedim. Neye gittin? Yemek yemeye mi gittin bu restorana? Neye gittin? Şimdi cezaevinde. Yanındaki arkadaşı cezaevinde. Oğlu da cezaevinde. Bir kişi mezara gitti. 4 kişi de yaralı. Daha neye gideceksin? Daha ne yapacaksın? Anlamadım ki. 1000 kişiyi mi öldürecektin? Arkadaşlar bakın. Hayat tabii ki kolay değil her anlamda. Ama bir anlık öfke, bir anlık yanlış adımlar insanların hayatını karartıyor. Bakın cezaevleri keşke diyenlerle dolu. Keşke diyenlerle. Keşke yapmasaydım, keşke sinirlenmeseydim, keşke oraya gitmeseydim, keşke sussaydım diyenlerle dolu. İşte bu olay. Tamam oğlu kavga etti. Tamam git polise şikayet et. Hukuki haklarını ara. Sen tüfeği koyuyorsun arabaya. Yanına da bir arkadaşını arıyorsun. Baskına gidiyorsun. Ben katliam yapmaya gitmedim diyor. Ne yapmaya gittin? Çay içmeye mi gittin? Ne yapmaya gittin? Suç işlemek için gitsem herkesi vururdum diyor. Daha ne yapacaksın ki? 5 kişiyi vurdun. Ne yapacaksın? Orduyu mu parçalayacaksın? Ne yapacaksın yani? Tankla mı gidecektin? Av tüfeğiyle gitmişsin. Olacak gibi değil. Değerli izleyicilerimiz bakın. Kayseri'de akıl almaz bir olay var. Emel Öner adlı kadın eşinden ayrılıyor. 3 yaşında da bir oğlu var. Bu zaman zarfında Harun Sezer adlı bir kişiyle tanışıyor. Birlikte oluyorlar, aşk yaşıyorlar. Emel Öner'in de 3 yaşında Alperen adlı bir çocuğu var. Emel Öner bir gün evde sevgilisi olan Harun Sezer'le tartışıyor. Münakaşa ediyor falan. Sonra 3 yaşındaki çocuğu dövmeye başlıyor. Sevgilisi dövüyor. Harun Sezer dövüyor çocuğu. Bu olayla ilgili korkunç gerçekler ortaya çıktı. Akıl almaz olaylar çıktı bakın. Dövüyor çocuğu. Bu çocuğu ortadan kaybediyorlar. Ve götürüyorlar. Bu çocuğu, bu Harun Sezer denilen adam, adam demeyeyim de, İnsana benzeyen şey, çocuğu evlerinin yakınındaki bir mezarlığa gömüyor. Annenin de bundan haberi var. Emel Öner'in de bundan haberi var. Çocuk ortadan kaybediyorlar çocuğu. Daha sonra her ne hikmetse bu çocuğun annesi Emel Öner durumu Harun Sezer'in akrabalarına söylüyor. Onlar da polise haber veriyorlar. Olay ortaya çıkıyor. Çocuk mezardan çıkartılıyor. Gömdükleri bu mezardan çıkartılıyor. Yapılan otopside çocuğun kafatasında kırıklar, beyin kanaması geçirdiği, beyin dokusunun zedelendiği ve vücudunun değişik yerlerinde
kırıklar olduğu tespit ediliyor. 3 yaşında çocuk. Vicdansız anne. Vicdansız Harun Sezer. 3 yaşındaki çocuktan bahsediyorum arkadaşlar. Sen nasıl annesin? Sen nasıl annesin? Buna müsaade ediyorsun. Böyle bir adamla birliktesin. Çocuğunu öldürdü, öldürdü. Çocuğunu öldürdü. 3 yaşındaki çocuğunu götürüyor. Bir de evinin yakınlarındaki mezarlığa gömüyor çocuğunu. Sen nasıl yattın gece? Aylarca nasıl bu olayı sakladın? Hiç mi vicdanın sızlamadı? Sen nasıl bir insansın? Gerçekten değerli izleyicilerimiz söyleyecek söz bulamıyorum. Aşık olduğu adam çocuğunu öldürüyor, sesini çıkarmıyor bu kadında. Tamam, adam katil. Net. Sen nasıl bir annesin ya? Sen nasıl bir annesin? Evladını öldürtüyorsun, 3 yaşındaki çocuğunu ve sesini çıkarmıyorsun, aylarca saklıyorsun bunu. Sen gece yastığa başını koyduğunda nasıl yattın? Nasıl bir aşk bu? Nasıl bir aşk? Ne aşkı? Evladını öldürtüyorsun. Yani bakın değerli izleyicilerimiz, gerçekten hani bazen biz de insanız, sinirleniyoruz. Kusurumuza bakmayın lütfen ama böyle bir şey olabilir mi ya? Bunu kabul etmek mümkün mü arkadaş? Aşık olduğu adam 3 yaşındaki çocuğunu öldürüyor. Ya kusura bakmayın ama yani gerçekten hani bazen diyorlar ya, yani idam idam, inanın bana ya, ben de bazen idam diyorum. 3 yaşındaki çocuğu alıyorsun, dövüyorsun, kafatasını kırıyorsun, beyin kanaması geçiriyor, çocuk ölüyor. Sen bu çocuğu götürüyorsun, evinin yakındaki mezara gömüyorsun. O çocuğu evden çıkardı, arabaya koydu, götürdü, mezarı açtı, kazdı, sonra mezarın üstünü kapattı. Yani o kadar aslında olay var ki inanılır gibi değil. Değerli izleyicilerimiz, İstanbul Taksim'de akıl almaz bir olay var. Bakın, biliyorsunuz biz toplum olarak darda olana, düşküne yardım ederiz. Bizim böyle bir kültürümüz, dinimizde zaten var. Bunu bize emrediyor. Zor durumda olan, düşkün olan insanlara yardım edin diyor. Birileri de bizim bu insanlara olan yardım duygularımızı sömürüyorlar. Şimdi ekrana bir fotoğraf getireceğim. Yerde yatan bir simitçi. Simitleri yerlere saçılmış vaziyette. Böyle bir tabloyla karşılaştığınızı düşünün. Yolda yürüyorsunuz. Karşınızda böyle bir şey var. Adamın bir tanesi yerde yatıyor. Simit tepsisinde yerlere simitler saçılmış. Tabii herkes bu adama o sırada yardım ediyor. Simitlerini toplayanlar var. Hatta birileri çıkartıp cebinden para veriyor. Ağlıyor adam. Sonra ayağa kalkıyor, kendine geliyor. Simitlerim ne olacak diye ağlamaya başlıyor. Herkes üzülüyor tabii. Yani ben görsem ben de üzülürüm. Siz görseniz siz de üzülürsünüz. Adamın ekmek parası yerlere düşmüş. Adam yere düşmüş. Sara hastası mı ya da bir hastalığım var. Ağlıyor adam. Genç. Ağlıyor. Simitlerini satamadı. Yani görsek herhalde cebimizden çıkartıp para veririz. Olay İstanbul Taksim'de. Aynı bu anlattığım olay, şu arkamda gördüğünüz olay, önceki gün yaşandı. Simitçi yürürken Sara nöbeti gibi bir kriz haline giriyor ve elindeki o simit tepsisi de yere düşüyor, simitleri de dağılıyor. Bunu görenler yardıma koşuyorlar. Bir tanesi çıkıp cebinden bu insanı uyandırıyor, cebinden para veriyor, simitleri topluyor, al kardeş diyor falan. Tabii o yerde yatan simitler vesaire, tablo kötü. Allah hiç kimsenin başına vermesin. Adam ekmek parasını kazanmak isterken böyle bir olayla karşılaşıyor.
diye düşünüyoruz. Ama işin aslı hiç de öyle değil. O yerde yatan simitler vesaire hepsi birer tiyatro, hepsi birer oyun, hokkabazlık, dolandırıcılık. O gördüğünüz bu kişi, yerde yatan bu sahtekar, dolandırıcı, alçak bunu her gün Taksim Meydanı'nda yapıyor. Simitleri atıyor, aynı simitler. İnsanlar görüyor, yardım ediyor, para veriyor bunu falan filan. Her düşüşte 50-100 lirayı alıyor. Günde 5 sefer düşse 500-600 lira para alıyor. Sonra hadi eyvallah diyor, gidiyor. Dolandırıcı. Ama çekirge bir sıçrar, iki sıçrar, üçüncü de yakayı ele verir. Bunun durumunu gören oradaki esnaflar durumu polise bildiriyorlar. Bu olay kayıt altına alınıyor. Sonra polisler geliyor, bunu sivil polisler koluna giriyor. Gel bakalım kardeş diyor. Geçmiş olsun, senin neyin var diyor. Onun güzel bir şekilde tedavisini yapıyorlar. Dolandırıcı olduğu ortaya çıkıyor. Evet, düşünebiliyor musunuz? İnsanların duygularını bu şekilde sömüren alçaklar bunlar. Simit falan hikaye, düşme falan hikaye, numara hepsi. Sahtekarlar, özellikle de turistik bölge biliyorsunuz. Turistler çok yoğun bir şekilde Taksim Meydanı'na gelir. Ben de uzun zamandır gitmiyorum, bu sıkıntılar koronadan dolayı falan. Yani orada bir gezesimiz var yani. Denk gelirse vallahi ben bile inanırdım. İnanırdım. Bilmiyorum siz inanır mısınız, inanmaz. Ben kendi adıma inanırdım. Vay sahtekar vay, vay hokkabaz vay. Ya şeytanın aklına gelmez diyorlar ya değerli izleyicilerimiz. Ya inanın böyle bir şey. Adamlar duruyor demek ki evde, ulan para yok. Biz nasıl bir senaryo yazalım, milleti nasıl dolandıralım. Bu işin sermayesi de 10 tane simit. 1 liradan 10 lira, neyse 2 liradan 20 lira. Sermaye bu. Bir de tepsi. Başka bir sermaye yok. Adamlar demek ki evde düşünüyorlar bu dolandırıcılar. Biz ne yapsak da parayı toplarız. Hani gideyim çalışayım, iş arayayım, oraya gideyim, buraya gideyim, yok. Kolay yoldan günde 500 lira, ayda 15 bin lira yapar. Ne yapıyorsun? Ne iş yapıyorsun? Abi ben simitle beraber yere düşüyorum. İnsanlar bana acıyor, para veriyorlar. Mesleği bu adamın. Başka bir şey değil ki bu. Her gün yapıyor. Günde 5 sefer düşse, 150 lira parayı toplasa 500 lira yapar. Adamlar demek ki evde bunu düşünüyor kardeşim. Yani hani şeytan herhalde bu adamların yanında stajyer bile olamaz. Bak şeytan bunların yanında eğitim alır. O kadar enteresan düşünceler ya. Bu adamların ben gerçekten çok zeki olduğunu falan düşünüyorum. Gerçekten bak. Eğer bu adamlar okusaymış ya da kafaları güzel işlere çalışsaymış gerçekten parayı bulurlarmış yine. Kimin aklına gelir kardeşim? Yolda yürüyorsun, düşüyorsun. Herhalde tahmin ediyorum bak böyle şöyle bir şey gelmiştir bunların aklına. Ya bunlar gerçekten böyle hasta olan birini gördüler, düştüler, simitlerini falan topladılar. O sırada bu hokkabaz da oradan geçiyordu. Bir gördü, insanlar yardım ediyor, simitlerini topluyor, para veriyor. Aha dedi, ben işimi buldum dedi. Ben bunu yapacağım dedi. Kesin bak bu iş düşünmeyle de gelmez. Kesin gözünün önünde böyle bir şey oldu. Her gün düşüyor, düşünsenize 5 sefer düşüyor. Şimdi önünüzde, gözünüzün önünde bir daha böyle bir şey olursa uzaktan bir izleyin bakalım. Muhtemelen aynı tayfadır bunlar. Bunlar bu işin de patentini almıştır. Telifi bunlara aittir. Başka biri yaparsa bunlar telif hakkı isterler. Eminim yani. Derler ki kardeşim derler, bunlar bize ait derler. Değerli izleyicilerimiz, gördüğümde beni çok gerçekten derinden etkileyen bir olayı sizlerle paylaşacağım. Olay Türkiye'de yaşanıyor, Van'da yaşanıyor. Van'da evlerinin televizyonu bozulunca iki kardeş arkadaşlar, biri 24 yaşında, biri 21 yaşında, Yıldız ve Cumali kardeşler çatıya çıkıyorlar. Anten bozuluyor. Antenle uğraşacaklar işte, televizyon çekmiyor. Uyduları bozulmuş. Çatıya çıkıyorlar. Çatı kaygan. Yerler buz. Anteni yapacağım diye. 24 ve 21 yaşındaki iki kardeş. O sırada Yıldız'ın ayağı kayıyor ve sendeliyor. Kardeşi Cumali de ona elini uzatıyor. Sonra
Arkamda gördüğünüz bu binadan aşağıya iki kardeş düşüyor ve çok acı bir şekilde hayatını kaybediyor. Şimdi 5 tane çocuğu varmış bu ailenin. Düşünün ne kadar acı bir olay. Ne kadar yürek yakan bir olay. Aslında bu kaza falan değil. Bakın altına bakalım. Şöyle diyeyim ben size. Hep yokluktan kaynaklanıyor biliyorsunuz değil mi bu işler? Hep yokluktan kaynaklanıyor. Şimdi varlıklı ya da ekonomik durumu iyi olan biri ya da az bir şey yani başka çıkış yolu olacak olan biri bir usta çağırır, bir şey çağırır, yani bir şekilde birine yaptırır ama o çatıya çıkmaz. Cebinde eminim ki para yok bu ailenin bir usta çağırıp ya da bir ne bileyim başka bir şekilde o çatıdaki problemi çözecek birine 3 kuruş 5 kuruş verir. Hep yokluk. Eminim ki ailenin ekonomik durumu iyi değil. Şimdi ben binayı gördüm. Sizler de görüyorsunuz. Durum ortada. Hani anlatmaya gerek yok. Allah rahmet eylesin bu kardeşlerime. Allah ailesine, yakınlarına da sabırlar versin. Hep yokluk. Hep yokluktan oluyor bunlar. İnanın bana hep yokluktan. Şimdi biri 21, biri 24 yaşında iki tane gencecik kardeşimiz çatıdaki bu anteni düzeltecekler diye, bu uyduyla ilgili sorunu çözecekler diye düşüyorlar, el ele düşüyorlar ve hayatlarını kaybediyorlar. Ne kadar acı bir ölüm. Ne kadar acı bir ölüm, ne kadar acı bir olay. Aileyi, anneyi, babayı, diğer geride kalan kardeşleri düşünebiliyor musunuz? 21 ve 24 yaşında iki genç kardeş. Aileye bir ateş düşmüyor, iki ateş birden düşüyor bu ailenin evine. Hep yokluk, yokluk, yokluk. Başka hiçbir izahatı yok. İnanın bana başka bir şey değil. Hani birileri diyebilir ya çıkılır mı, edilir mi, o olur mu, bu olur mu diyebilir arkadaşlar. Ama benim bakış açım bu. Tamam size de hak veriyorum ama 21 ve 24 yaşında hayatlarının daha en güzel dönemleri. Bu genç kardeşler yürekleri yaktılar, yakmaya devam ediyorlar. Çok acı bir şekilde vefat ediyorlar. Allah rahmet eylesin. Yani aslında yani çok acı olduğu için hani gerçekten çok üzüldüğüm için sizinle paylaşmak istedim. Hani belki şunu söyleyebilirsiniz ya işte bu da haber mi falan diyebilirsiniz ama yüreğim yandı, ciğerim yandı. Allah kimseye göstermesin böyle acılar. Şu an o ananın, babanın halini düşünebiliyor musunuz? İki tane evladını paramparça bir şekilde yerde gördü ve öldü bundan. Allah rahmet eylesin. Allah aileye, yakınlarına da sabırlar versin. Çok kötü. Allah böyle bir olayla hiçbirimizi karşılaştırmasın. Şimdi hayatın bir de böyle bir tarafı var. Şimdi bir de size başka bir tarafını anlatacağım. Şimdi Nusret'i hepimiz tanıyoruz. Dünyaca tanınan bir vatandaşımız. Etle dünyayı fethetti. Bu konuyu takdir ediyorum. Çok para kazanıyor. Allah daha çok versin. Şimdi ama sosyal medyada Instagram üzerinden yaptığı paylaşımlarla ilgili de bu sıra çok tepki alıyor. Yine sosyal medya üzerinden geçen bir şey gördüm, bir yorum gördüm. Nusret'e şunu diyorlar. Diyorlar ki yiyen var, yiyemeyen var. O eti nasıl öyle yiyorsun? Falan diyorlar. Şimdi bakın. Bu Nusret'in işi bu. Şov yapıyor bu adam. Bundan parayı kazanıyor zaten. Yoksa et, et kardeşim. Yani et pişirmeyi bilmiyor muyuz biz? Et yemeyi bilmiyor muyuz biz? Hepimiz yapıyoruz, yiyoruz. Yani olan, olmayan neyse. Çok şükür. Allah herkese nasip etsin her şeyi. Yani böyle bizlere basit görünen şeylerin pek çoğundan pek çok insanlar dünyanın pek çok noktasında mağdurlar. Onlara ayrı, başka ona bir şey söylemiyorum. Şimdi böyle yenir mi, öyle eder mi falan diye eleştiriler yapıyorlar. Ben böyle bir eleştiri yapmıyorum. Şov yapıyor bu adam. Bu adamın işi şov. Bundan parayı kazanıyor. Onu yapma, bunu yapma. Ne yapacak? Adam etçi. Ne satacak adam yani? Ayakkabı mı satacak? E adam et bunu satıyor. Helal olsun. Bak yaptı o şeyle, şovla, tuzla, muzla bilmem neyle. Adam Amerika'da yani etin merkezidir, steak'in merkezidir. Amerikalılara et satıyor adam. Ve çok pahalı, çok pahalı. Yani toplamda maliyeti 10 euro olmayacak olan bir şeyi 500 euroya satıyor. Helal olsun. Bak takdir ediyorum ama
Bakın değerli izleyicilerimiz, bizim ülkemizde fakir, fukara, aç, garip, gureba milyonlarca insan var. Şimdi bu tarz bu kadar çok para kazanan insanların kalıcı, bakın kalıcı işler, yardımlar yapması lazım. Yani birine işte bu ay şu kadar para verdim, işte ekmeğini aldım, katığını aldım, marketini yaptım falan değil. Ben buna karşıyım. Kalıcı, bakın bu insanların çalışabilecekleri, bu insanların sürekli bir şekilde para kazanmalarını sağlayacakları yatırımlar yapmaları gerekiyor. Yani balık yemeyi değil, balık tutmayı öğretmeleri gerekiyor. Şimdi sosyal medyada nasıl et yiyorsun falan filan eleştirilerini ben yapmıyorum. Şunu söylüyorum. Bu insanların toplumlarına kalıcı fayda sağlayacak yatırımlar yaparak insanlara bir şekilde geçimlerini sağlayabilecekleri paralar kazandırmaları gerekiyor. Yardım böyle olur. Yoksa işte 3 tane poşet aldın, markete gittin falan değil. Ben bunu yardım olarak görmüyorum. Durumun varsa bu insanların kalıcı bir şekilde iş yapmalarını ve sürekli para kazanmalarını sağlayacak yatırımlar yapmaları lazım. Mesela Nusret Erzurumlu. Erzurum'un bilmem ne kasabasına, ilçesine 100 kişinin çalışabileceği o bölgeyle ilgili bir iş kur. Kuramaz mı kardeşim? Ya hiçbir şey olmaz. Maske üretimi yap kardeşim ya. Maske üretimi yap. Bak Erzurum'da 100 kişiyi çalıştır. O maskeleri de al kendi iş yerinde çalışanlara dağıt. İlla satmalarını bekleme. O insanlara para öde ve al. Bak ne kadar basit. Sürekli bir para kazandırıyorsun. Asgari ücret ver. Önemli değil. Erzurum gibi bir yerde 2825 lira asgari ücret. İnsanların bir şekilde ne öldürür ne güldürür geçimlerini sağlamalarına yarar. Yardım dediğim böyle olur. Ben böyle bakıyorum arkadaş. Benim bakışım bu. Yoksa sosyal medyadaki insanlar gibi böyle pirzola mı yenir falan. Ben eleştirmiyorum bunu. Doğruyu yapıyor adam. Adamın işi bu et. Şov yapıyor adam. Yoksa arkadaş o eline aldı. Yani şu et. Alıyor şu pirzolayı. Adam diyor ki al diyor bu et diyor. Bunu şöyle yiyeceksin. Bilmem valla bir şeyler yapıyor. Cappuccino içiyor falan. Bak aslında çok helal olsun adama. Takdir ediyorum ben. Gerçekten takdir ediyorum. Adam sanki atomu parçalıyor. Ulan et lan bu et. Her tarafı et işte bu. Pişiriyorsun, yiyorsun yani. Üzerine bir altın maltın bir şeyler yapıyor. Helal olsun. Bak sen ben yapalım. Bir kişiye satamayız. Adam 100 dolarlık 100 euroluk şeyi 500 euroya satıyor. Takdir edilecek bir şey bu. Şirketleri milyar dolarlara ulaştı. Helal olsun. Kıskanmak yok arkadaş. Yap sen yapabiliyorsan hadi. Sabaha kadar falan yapsan satamazsın. Bak o cappuccino'yu ya da o altının üzerine bilmem ne yapsan yine satamazsın. Adam 5 ton et fiyatına 100 gram eti satıyor. Örnek yani. Anlayın. Onun için bu insanların ülkemizdeki insanların istihdam edileceği, çalışabilecekleri yerler açmaları lazım. Kardeşim mezara mı götüreceksiniz? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Tamam bu insanlar da yardım ediyor falan ama asıl yardım bu. İş kuracaksın. Çalışacak bu adam. Ya düşünebiliyor musunuz? Türkiye'de diyelim ki 5000 tane gerçekten iş kurabilecek durumda insan var. 5000. 100 kişiye istihdam yapacaklar. Türkiye'deki belediye sayısı 4000 civarında ilçe sayısı. 4000 civarında ilçe var. Herkes her ilçeye birer tane fabrika kursun 100 kişiyi istihdam etsin bu şekilde. Nusret gibi olan 4000 tane 5000 tane Türk yok mu kardeşim? Ne 5000'i ne 50.000'i ne milyonu dünyanın dört bir yanında iş insanlarımız var. Bak işsizliği ancak böyle çözeriz. Her şeyi devletten beklemek gerçekten doğru değil. Nusret Türkiye'de 5 ilçede kursun 500 kişi. Aileleriyle beraber 4 kişiyle beraber ne yapar? 2000 kişi. Öbürü gitsin 2000 kişilik istihdam yaratsın. Öbürü yaratsın. Al sana işsizlik sorununu çok büyük ölçüde çözersin. Tamamen çözmek diye bir şey yok zaten dünyanın hiçbir yerinde. Hani şeye benziyor herkesin evi olsun. Dünyanın hiçbir ülkesinde herkesin evi yok ki. Kiracı diye bir şey var. İmkansız bir şey. Ama ne olur kiracı sayısını ucuz ev yaparak azaltırsın. Ama bitmez. Bunun gibi bir şey. İşsizliği de bitiremezsin ama azaltırsın. Hiç olmazsa birileri
Özellikle kadınların, değerli izleyicilerimizin, kadınların çalışması gerekiyor. Kadınların, erkeklerin bu elinin altından bir çıkması gerekiyor. Özgürlüklerine, ekonomik özgürlüklerine kavuşmaları gerekiyor. Kadın yokluk içerisinde evleniyor. Koca döver, söver, 3 kuruş para verir, yapmadığını bırakmaz. Kadın ömrünün sonuna kadar adeta bir köle gibi o evin içerisinde kalır. Çocuklarla ilgilenir, onu yapar, bunu yapar. Adam da her seferinde yapmadığını bırakmaz. Önce kadınlara insan olduklarını hatırlatmamız gerekiyor. Yapılacak olan yardımlar, istihdamların kadınlara yönelik olmalı önce kadınlar. Bunu unutmamamız gerekiyor.